El-Cezeri veya tam adıyla Ebu'l-İz bin İsmail bin Rezzaz El-Cezeri 1136 yılında Cizre'de doğar. Cezeri için endüstri devrimine giden yolu açtı diyebiliriz. Artukoğlu hükümdar Mahmud Bey'in büyük desteğiyle halen kullanılmakta olan ve aşılmamış onlarca buluşa imza attı. Mekanik hareketlerden mühendislikte faydalanmayı anlatan eseri Kitabül Hiyel'i ortaya koydu. Elden fazla cihazın kullanım esaslarını çizimlerle gösterdi. Bu kitabın bilinen 15 kopyasından 10'u Avrupa müzelerinde, 5 tanesi Topkapı ve Süleymaniye kütüphanelerinde yer almaktadır. Kitabül Hiyel 6 bölümden oluşur. Birinci bölümde saatlerin nasıl yapılacağı hakkında 10 şekil, ikinci bölümde çeşitli kapkacakların yapılışı hakkında 10 şekil, üçüncü bölümde hacamat ve abdestle ilgili ibrik ve tasların yapılması hakkında 10 şekil, dördüncü bölümde havuzlar ve fıskiyelerle müzik otomatları hakkında 10 şekil, beşinci bölümde çok derin olmayan bir kuyudan veya akan bir nehirden suyu yükselten aletler hakkında 5 şekil, altıncı bölümde birbirine benzemeyen muhtelif şekillerin yapılışı hakkında 5 şekil yer alır. İlk hesap makinesinden asırlar önce aynı sistemle çalışan benzer bir mekanizmayı geliştirdiği filli saatte kullandı. Otomatik kontrollü makinelerin ilki sayılan Jacquard'ın otomatik dokunma tezgahından 600 yıl önce değişik haznelerdeki suyun seviyesine göre ne zaman su dökeceğine, ne zaman meyve ve içecek ikram edeceğine karar veren otomatik hizmetçiyi geliştirdi. Fizikçi ve mekanikçi Cezeri'nin diğer bir eseri de Diyarbakır Ulu Camii'nin ünlü Güneş Saati'dir. Günümüzde yaşadığımız teknolojik kolaylıkların temelini yüzyıllar öncesinden atan El-Cezeri, Cizre'de yaşadı ve 1206 yılında Cizre'de vefat etti. Mekanı cennet olsun.